Herkese kocaman hello. Çok uzun bir ara verdim ama sebebi çok belli. Biliyorsunuz yamaç dünyaya geldi ve bu yüzden de onunla ilgileniyordum ve video çekme fırsatım olmadı. Ama bundan sonraki süreçte daha planlı hareket etmeye çalışacağım ama yine de söz vermiyorum çünkü çok değişik bir hayatım var şu anda. Bu videoda da aslında birazcık doğum sürecinden bahsetmek istiyorum çünkü çok sordunuz ve herkesin evet doğumumuz birbirinden farklı ama eminim ki benzer olanlar ya da olacaklar vardır. Ben de o yüzden benimkinden biraz bahsetmek istedim. Bir de zaman gerçekten çok çabuk geçiyor çünkü kameranın karşısında size hamile olduğumu açıkladığım zaman hatırlıyorum. Şimdi yavaş oldu ve bir aylık oldu bile. Nasıl oldu dersek, aslında başıma da geleceğinden gerçekten çok habersizdim. Çünkü bazen bazı şeyleri çok fazla irdelemek ve nasıl olacağına dair böyle kurcalamak istemediğim zamanlar oluyor. Aslında doğum da benim için öyleydi. En başından beri normal bir doğum olsun istiyordum ama şartların elverişli olup olmaması noktasında hep hani doktorumla konuşuyordum. En son ana kadar, yani en son kontrole kadar hep her şey normal. Yani bebeğin işte kilosu, boyu, işte kafası, benim aynı şekilde durumum normal doğuma elverişliydi. Ama son dakikaya kadar her şey değişebilir dediği için böyle hiçbir zaman kendimi normal olacak diye şartlamamıştım. Sezaryen de olsa okeydi benim için. 5 Temmuz günüydü. Biz annemlere yemeğe gittik o gün ve böyle tuhaf bir şekilde, yani bilmediğim bir ağrı hissetmeye başladım karnımda. Böyle hafif şey sancısı gibiydi, adet sancısı gibiydi. Ama adlandıramadım yani tam olarak ne olduğunu. İşte evdekilere söylüyorum, ya biraz ağrım var ama hani ne olduğunu anlayamıyorum falan diye. İşte Buğra biraz tedirgin oldu, hastaneye mi gitsek falan diye. Annem aynı şekilde böyle istiyorsan gel bir gidelim falan. Bir de benim hamileliğim böyle çok nazlı geçmedi yani benden ötürü. Hani böyle durduk yere hastaneye gitme gibi bir durum hiç olmadı. İşte biraz ağrım var gidelim falan gibi. O zaman böyle hepsi tedirgin oldu. Acaba işte doğum mu başlıyor falan diye. Çünkü 39 hafta 2 günlüktüm. Ama o akşam öyle geçirdik. Tabii ben böyle biraz stres olduğum, işte ağladım falan. Annem hatta hiç unutmuyorum hep şey dedi ve ben de eğer şu anda beni izleyen hamileler varsa ve o güne geldiklerinde annem dedi ki işte Buğra beni izliyor, yamaç alıyor. Yani ben böyle panik yaptım, biraz işte ağladım falan. Acaba adet sancısı mı, şey adet sancısı gibi hissettiğim şey aslında beni doğuma götürecek olan sancı mı diye. Annem de şey demişti, yani ne olur ağlama, hani panik yapmana da gerek yok. Çünkü evladına kavuşacaksın demişti. Evet, çok doğru söylüyor, evladınıza kavuşacaksınız. O yüzden panik yapmanıza veya stres yapmanıza gerek yok. Daha sonrasında 5 Temmuz günüydü işte. Bunlar oldu ama ben yok ya gerek yok gitmeyelim hastaneye falan dedim. Ve daha sonrasında o günü öyle atlattık. Ama bu arada eve dönmedik. Efendim? Bir anda koşarak gittim çünkü yamaç mamay da uyuyordu ama yatağının en köşesine girmiş ve kafasını nasıl sıkıştırmış bilmiyorum ama böyle yatağın kenarına sıkıştırmış. Her neyse, nerede kaldım hatırlamıyorum. Arkada yamacın ağlama efektiyle videoya devam ediyorum. Her neyse, 5 Temmuz günü ben böyle sancılanınca falan Buğra biraz tedirgin oldu. Ve dedi ki acaba eve dönmesek burada mı kalsak? Ben diyorum ki hayır eve gidelim, ne alaka, niye burada kalacağız? O da diyor ki hayır eve gitmeyelim, burada kalalım ya akşam doğarsa falan diye. Neyse biz eve gitmedik. Annemlerde kaldık. Tüm gece böyle şey geçti benim için. Böyle ağrılı, böyle kıvrandım falan ama hiç böyle uyandırmadım Buğra'yı. Acaba ne oluyor falan. Ben de şimdi ne olacağını bilmiyorum ya. O ağrının da nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ya. Anlamadım. Neyse sabah 7'ye kadar böyle dayandım. Sabah 7 oldu. Sonra Buğra'yı uyandırdım. Dedim ki yani Buğra bir şey oluyor. Galiba ben doğuracağım falan dedim. İşte bu bir anda uyuyordu. Bir anda gözlerini açtı falan. Hadi hemen o zaman hastaneye gidiyoruz falan dedi. Neyse ben giyindim. Ondan sonra videolarda da zaten göreceksiniz. Dedim ki yani bu halde gidemem hastaneye, bir kahvaltı falan edeyim dedim. Nasıl bir rahatlıksa. Karnımı doyurdum. Daha sonrasında hastaneye gittik ve hemen işte doktorum falan geldi. Doktorum dedi ki evet sancın başlamış ama bu sancı bizim için yeterli değil. Yani seni doğurtmaz bu sancı dedi. İşte baktılar, böyle terimler var işte, açılma var mı yok mu falan işte. Açılmanın da hiç yok dedi. Arzu ediyorsan burada kalabilirsin, arzu edersen evine git, evinde sancını çek. Daha sonrasında gel dedi.
Ben de hastanede kalmak istemedim açıkçası. Çünkü sonuç olarak orada streslisiniz falan filan ve pandemi süreci biz annem ben Buğra gittik ama sadece Buğra ile girebildim içeri. Kimseyi almıyorlar falan. Dedim ki en iyisi eve gideyim, evde çekeyim sancımı. Bu arada şöyle soranlar olmuş işte suyun geldi mi falan. Ben de hep merak ediyordum. Acaba doğum olması için suyun gelmesi gerekiyor mu? Suyum gelmedi. Suyumuzun gelmesine gerek yokmuş yani. Doktorum patlattı suyumu. Neyse eve gittim. Doktorum dedi ki sadece evde sürekli işte pilates topunda egzersiz yap, işte merdiven in çık, bol bol yürü falan dedi. İşte duşa gir, ılık duş al, rahatla falan dedi. Ben bunların hepsini yaptım. Buna ek olarak bir uygulama indirdim. Sancı Sayar gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama bakar isterseniz videonun altına yazarım. Ya da sorabilirsiniz, cevaplarım. Onu indirdim. İşte saat kaç? 1-2 falandı. Ben işte sürekli merdiveni çıkıyorum, yürüyorum falan. Pilates topuyla egzersiz yapıyorum. Sancı sayarı indirdim ve bir anda böyle şey oluyor işte. Sancınız giriyor ve gidiyor. Giriyor gidiyor. İlk başta bu 6 dakikada bir olmaya başladı sancım. Ve birer dakika sürüyordu. Ya da 40 saniye falan sürüyordu. Daha sonrasında bu süreç 6 dakikadan 4'e düştü. 4'e düştüğünde zaten application size otomatik olarak şey diyor. İşte artık hastaneye gitme vakti diyor. Neyse doktorumu aradık. İşte sorduk böyle böyle hani sancılarım azaldı ne yapalım falan. Bu arada onunla konuşana kadar bir 3 dakikaya indi. Yani 3 dakikada bir dakikalık sancı çekiyormuşsunuz gibi düşünün. Doktorum da şey dedi. İsterseniz hani rahat etmek isterseniz gelin. Burada devam edelim falan dedi. İyi tamam dedik. Neyse işte apar topar yine annem ben Burak'a gittik. Sancılarım artmıştı. Evet işte sizi NST'ye bağlıyorlar. Hem bebeğin kalp atışını hem de sizin sancılarınızı görüyorlar. Oradaki sancılarım arttığını gördüler. Bebeğin kalp atışında bir sıkıntı yoktu. Biz 5'te gittik hastaneye. Ve yaklaşık olarak bir 4 santim açılma vardı. 5'te gittik. İşte böyle ara ara kontroller yapıldı. Yine orada egzersizlere devam edildi falan. 4 santimden işte 8 santime çıktı. Saat 7 gibiydi. 7,5 gibiydi ya da. Çok emin değilim. Daha sonrasında artık zaten böyle sancılarım sancı gibi değil artık ıkınma noktasına gelmişti. Böyle hadi ne olur artık bir şey yapın falan diyordum. Ya alın ya bir şey yapın. Bu arada şöyle doktorum epidural almanı istemiyorum çünkü sürecin uzar dedi. Çok iyi gidiyorsun. İşte süreci iyi yönetebiliyorsun. Doğru nefes alıp veriyorsun. O yüzden devam edelim. Dayanabildiğin kadar dayan dedi. Tamam dedim. Buğra da yanındaydı hep sağ olsun. Annem dışarıda bekliyordu ama yanımıza gelemiyordu. Ama Buğra hep yanındaydı ve benle beraber ona nefes alıp veriyordu. İşte kollarını tutuyordum falan. Yani bizim için çok değişik bir süreçti. 5'ten 8.30'a kadar yoğun bir sancının sonunda Buğra ile beraberdik. Artık epidural almadım. Artık saat 8.30 falandı. Ben hastanede bağırmaya başladım. Alın artık ne olur falan diye. Zaten en son işte ebe geldi. Merve ebe hatta. Ha bana şey diyorlar. İşte evet 8.30 oldu saat. Ne yapalım? Ne yapmak istersin? İşte pilates topuna mı egzersiz yapalım? Yürütelim yoksa duşa mı girelim? Ben duşa giremeyeceğim. Gerçekten yürüyemiyorum artık falan. Zaten göreceksiniz. Buğra sağ olsun her an böyle çekmeye çalıştı falan. Dedim ki diyorum ki dayanamıyorum artık ama hangisi iyi gelecekse onu yapalım falan dedim. Şey Merve'ye bir şey dedi duşa girelim isterseniz falan. Ama benim yataktan kalkacak mecalim bile yoktu. Ben dedim ki ben kalkamayacağım Merve'ye bir şey oluyor falan dedim. Yani ne olur bakın artık doğurmak istiyorum falan. Neyse sonra bir baktılar ki evet artık yamaç geliyor. Sonra apar topar bir anda ben ne olduğunu anlamadım. İşte bir anda işte böyle tekerlekli sandalye gibi bir şey getirdiler. Hemen doğumhaneyi hazırladılar. Herkese haber vermeye falan başladık. Bu arada herkes dediğim işte yakın çevre, anneler, babalar, işte benim erkek kardeşim, kız kardeşlerim falan. İşte amcalar falan. 8.30 falan da 9'a çeyrek kala beni doğumhaneye indirdiler. Doktorum acilen geldi. Şeyi hatırlıyorum yani doğumhaneye girdiğinde çantasını falan attı. Pervan hocam sağ olsun doğumhaneye girdi işte hemen. İşte dedi ki klasik müzik açın. İşte hamilemizi sakinleştirmemiz lazım falan dedi. Bu arada benim doğumum kolay oldu yalan söylemeyeceğim. Önceki süreç çok zordu. Yani çok zordu deyip korkutmak da istemiyorum ama çok kolay da değildi yani. Sancı zor bir şey. Ama doğumum şükürler olsun kolay geçti. 9'da 10 kala falan galiba herhalde biz doğum için başladık. Çünkü orayı hazırlıyorlar falan işte sizi giydiriyorlar falan. 9'u çeyrek geçe yok 9-6 geçe de yamaç doğdu. Yani benim için süreç doğum süreci çabuk geçti. İşte sağlıklı yamaç doğdu. Sonra Burak doğuma girmedi ama onu da doğduktan sonra yamacı görmek için içeri aldılar.
Böyle değişik bir süreçti. Böyle çok hızlı hızlı anlattım. Aslında çok güzeldi ama çok da üstüne konuşulmaya değer, ama herkesin hikayesi farklı olduğu için çok da gerek yok. Umarım beni izleyenler var, hamile olanlar var. Biliyorum çünkü çok mesaj attınız. Sizlerin de doğumu böyle hani hep bir avazda diyorlar ya, bir avazda olur. Bir avaz da olur. İnşallah sizler de sağlıkla kurtulursunuz, bebeğiniz de. Onun dışında hastanede nasıl bir süreç ilerledik onu da söyleyeyim. Ben normal doğum yaptığım için sadece bir gece kaldım. Yani yamaç 9-6 geçe doğdu. Biz ertesi gün hastaneden 6'da çıktık. Buğra dışında kimseyi doğum katına almadılar. Ben Memorial'da doğurdum. Başka hastanelerde daha farklı olabilir. Üzülmeyin, kötü bir şey değil. Evet, annenizi ve babanızı falan yanınızda istiyorsunuz, doğru. Ama hemşireler çok yardımcı, o yüzden hiç şüphe etmeyin. Ve gerçekten böyle doğum katında kimsenin olmaması sizin rahatınız için çok çok güzeldi diyebilirim. Doktor bana böyle söylediğinde bence En hayır ya. iyisi kimse gelmesin ya. Böyle şey diyordum, nasıl ya, kimse gelmeden çok kötü falan diyordum. Şimdi de iyi ki kimse gelmemiş diyorum. Bunu izleyen sevgili yakınlarım, ne olur beni yanlış anlamayın. Ama bu süreçte bence Zaman en inşallah doğrusu ben burada buydu. çıkmıyorumdur. Başka sormak istediğiniz bir şey olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz zaten. Şimdi biraz bu süreci görebileceğiniz şeyleri izleyeceksiniz. Böyle değişikti ya. Güzeldi, değişikti. Şimdi kucağımızda, o yüzden o çok daha farklı, çok daha güzel. Hatta bir aylık bile oldu işte, demiştim videonun başında galiba. Size iyi seyirler diliyorum. Sancım var mı? Günaydın. Dayanabileceğim gibi bir şey. Bunları yiyip hastaneye gideceğiz. Şimdi sabah saat 7:30. Doğum başlamış olabilir mi? Gideceğiz. Hadi gidelim. Ya öyle bir doğum yok ya, filmlerdeki değil yani bu. Bilmiyoruz ki, doğmaya da bilir. Bir gideyim, belki de doğuyordur yani şimdi bebek, bilmem ki. Bakacaklar işte. Tipim kayık zaten, bence kesin doğacak. Bu ne? Şiş şiş. Tam hamile gibi, yara da çıktı oranında. Dörtleri yakıp sinyal falan yapayım mı? Hayır. Yarın doğuruyor. Ortalığı ayağa kaldırayım mı, kaldırmayayım mı? Daha gerek yok. Olmuyor musun? Niye geldik? Prova mı? Yalancı ağrı yerine seni ben bak, kahvaltıya götürdüm çırağına. Bir şeyin yoksa. Sen hikayeden yapma şimdi, çekiyoruz diye. Dalga geçmem, sonra 26'ya çıktı, 11'deydi. Aha 30-32 oldu. 37. %40'ın üzerindeysin dediği bu herhalde. İnsan doğuruyor mu doğurmuyor mu nasıl anlamaz ya? Doğurmuyormuşum da. Gaz mı bebek mi nasıl anlamaz ya? 2 günü doğurabilirmişim. Ne olacak şimdi? Eve gideceğiz, biraz yatacağız, ondan sonra yürüyeceğiz. Merdiven çıkacağız. Bir şeyler bir şeyler. Akşama? Akşama. Tüm Türkiye'ye izletelim vlogunda. Doğum vlogu. Ne o? Bu application sancı sayar.
Hı-hı. Sancılarınız kaç dakikada bir geliyorsa, yani sancınız geldiğinde basıyorsunuz. Sonra sancınız bitince tekrar basıyorsunuz. Kaç dakika sancınız sürdüğünü, bir de kaçar dakika arayla olduğunu gösteriyor. Saat 5'er dakika ile saat yaklaşık 9.30-10'dan beri sancı çekiyorum. Şimdi 3.30'a falan düştü. Ah böyle işte. Böyle tahmin etmemiştim ben doğuma gitmeyi. Nasıl böyle dörtlüler, biz geliyoruz, çekilin, selektör falan zannediyordum. Bu nasıl iş ya? Daha kontrol altında. Ama bu bence gene Sema'nın sakinliğinden. 3-4 saate doğurur musun Sema? Vallahi bilmiyorum da daha erken doğursam daha güzel olabilir. Bence 6 yıl. Hadi beni salla, görüşürüz de. Ve uyu biraz. Uyurken doğurma ama. Derin. İyi misin? Aferin be sana. Derin, derin. Heyecanla. Geçen dakikada. Ama inşallah ikisi de sağ salim unutulduktan sonra kucağımıza alacağız torunumuzu inşallah, evladımızı da. Hazır mısın dede olmaya? Hazırım. İyi hadi bakalım. Sen? Anne burada, babaanne burada. Yerinden fırlayacak gerçekten. Sen? Beni ne hale soktular. Geleli yarım saat olmamıştır. İyi gidiyor diyorlar. Bilmiyorum neler olacak. Merakla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Tutamıyorum. Yani kontrol edemiyorum şu anda duygularımı. Anne diyor, sen resmini. Yok, ben çekmiyorum. Bizi çektiler. Haberin olsun. Tamam. Hayır olsun baba. Nasıl bir şey? Normalde var. Çok güzel. Çay gidiyorum. Tıkatıkın her şey çok güzel. Çok güzel. İyi misin? İyiyim. Gerçekten iyiyim. Hocam sağ olsun. Çok iyisin, çok iyisin. Hiçbir şeyin yok ya. Hocam, ben sadece kanalları biraz takip etmek zorundayım tamam, ya. Tamam, tamam. Ondan biraz ayarlanıyorum. Tamam. Kameraları oynadı. Sema Nur'dan başkası beklenmezdi zaten. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay, çok güzel. Kesin aydın akşam. Ay,
Allah Allah, topaç gibi. Babam, tebrik ederim seni. Vallahi tebrik ederiz seni. Vallahi tebrik ederiz seni. Babam çok mutlu ettim bizleri. Aynen hanım, size kadar başarılı. Hiç şüphe etmedim zaten. 9:30'da doğuracağım dedi. Evet babacığım. Hoş geldin anneanne. Evet. Hoş. 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 Vallahi bittin, hala inanamıyorum. Verme gel. Ben videoyu çekiyorum bunu. Bu da videonun içerisinde olacak. 4 saat mi sürdü toplam sanki? Vallahi 4 dörtlük falan yaptım işte. Hoş geldin anneanne. Umarım bu süreci izlemek sizin de hoşunuza gitmiştir, yararlı olmuştur diye umut ediyorum video. Sakin olun, nefesinizi doğru kontrol edin. Bol bol egzersiz yapın eğer normal doğum istiyorsanız. Çünkü öbür türlü olmuyor. Bebek yer çekimine karşı daha çabuk geliyor, bilginiz olsun. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu likelamayı sakın sakın unutmayın. Hepiniz çok iyi bakın kendinize. Bye bye.